Çocuklarınıza başkalarına davrandığınız gibi davranın derler. Yani daha nazik. Güçlü oyuncu kadrosuyla. Kızım sen doktorsun, doktor. Senin tıp okurken canın çıktı. Hem çalıştın, hem okudun, sonra da gittin, ev hanımı oldun. Etkileyici hikayesiyle. Yaşamak istiyorum. Evet, yaşamak istiyorum. Merakla beklenen dizi. Bahar, uyanmaya hazır mısın geliyor. Sence de bazı şeylerden biraz erken vazgeçmedik mi? Nelerden? Birbirimizden mesela. Yakında, çok yakında bu evlilik yıkılacak. Bahar Uyanmaya Hazır Mısın dizisinin oyuncularından diziye dair ilk tüyolar geliyor. Dizinin adı Kursak olabilir. Böyle bir şeylerinizin böyle kursağında kaldığı. Hikaye yazıldığından farklı bir noktaya geldi diyebilirim. Bahar gibi açacağız herhalde. Bahardaki çiçekler gibi açacak. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan Show TV'nin yeni dizisi Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? Ekran için gün sayıyor. Ya neden başarılı kadın, güçlü kadın deyince sadece çalışan kadınlara örnek gösteriliyor? Yani evlat yetiştirmek, ailesine bakmak, bunlar neden başarıdan sayılmıyor? Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? Hikayesiyle merak uyandırdı. Başım. Siz şimdi yani oğlumun ona... Gelinime yani karaciğeri vermek zorunda olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Merakla beklenen dizinin afiş çekimlerine konuk olduk. İlk konuğumuz dizinin başrol oyuncusu Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar. Dizinin konusunu merak ediyoruz. Bir kere birçok insanın kendinden bir şeyler bulabileceği bir dizi. Benim bu işte olma nedenlerimden biri de bu. Çok organik oldu her şey. yani hem eğlenecekleri hem de böyle... Dizinin adı Kursak olabilir. Böyle bir şeylerinizin böyle kursağında kaldığı. Çok da anlatmayayım. Ama kendilerini yormadan seyredebilecekleri bir dizi olacağına inanıyorum ben. Peki Demet Evgar'ı nasıl bir karakterde izleyeceğiz? Kendi gücünü keşfeden bir karakteri canlandırıyorum. Evet. Bir uyanış hikayesi aslında. Öyle. Ve genel olarak da yine dizinin en tatlı yeri bence her açıdan baktığında herkesin kendine göre haklı taraflarının olduğu bir dizi. Demet Evgar dizinin kadrosuna övgüler yağdırıyor. Yani yaptığın hiçbir oyun havada kalmıyor, karşılık buluyor. Bu müthiş bir konfor. Gerçekten çok müthiş bir ekip var. Başarılı kadın oyuncudan diziye dair biraz daha tüyo istiyoruz fakat nazar değmesinden korkuyor. Ben eğleneceklerini düşünüyorum. Çok da nazar sınırına girmek istemiyorum çünkü. Ya bir dramedi. Seyircinin o anda kendi duygusuna kalmış bir şey. Bir zorlama bir şey yok. Demet Evgar'ın Bahar Uyanmaya Hazır Mısın dizisini seçmesindeki en büyük etken hikaye olmuş. Hikaye ve Bahar'ın yumuşaklığını çok sevdim. Böyle oynarken oynadığınız karakterden hep karakterinize istediğiniz şeyleri transfer edebilirsiniz. O yumuşaklık bana da çok iyi geliyor aslında. Benzer tarafları var mı diye soralım o zaman kendinizle. Kendinizi içinde bulduğunuz canlandırırken karakterinizi. Var tabii ki ama çok... İçimde derinlerde bir şeyle, çok su yüzünde olan şekliyle değil. Ama böyle sanki Demet'le Bahar el ele vermiş gibi hissediyorum. Hepsi birbirinden bir şeyler transfer edecek birbirine.
Çok heyecanlı. Bahar Uyanmaya Hazır Mısın dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'la birlikteyiz. Başarılı oyuncu, dizi için çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlıyız. Yani çok güzel bir elektrik oluştu ekiple aramızda ve hikaye yazıldığından farklı bir noktaya geldi diyebilirim. Yani çekimle ve oyunculukla beraber. Biz de çok heyecanlıyız. Yani izlemek istiyoruz. Garip bir dili oluştu, özgün bir dili oluştu. O anlamda çok heyecanlı ve umutluyuz yani. Mehmet Yılmaz Ak da senaryodan çok etkilenmiş. Senaryoyu okuduğum zaman gerçekten tüm karakterlerin çok insani yönden bir hikaye anlatması ve günümüzde de zaten hani biraz daha nefes almaya ihtiyacımız var diye düşündük. Bu hikaye de biraz nefes aldırdı. Yani çok insani, hem tatlı, hem komik, hem acısı, hem draması, komedisi içinde olan bir hikaye oldu. O yüzden böyle bir şeyde ekranda yer almak beni de heyecanlandırdı. Farklı bir karakter. O yüzden heyecanlıyım diyeyim. Peki Mehmet Yılmaz Ak'ı nasıl bir karakterde izleyeceğiz? Karakterimle ilgili bilgi vermek istemiyorum çünkü onu seyircinin takdirine bırakalım diyelim. Biraz gizemli kalsın. Evet, çünkü zayıf ve güçlü yönleri tamamen gizemin içerisinde yer alması gereken bir karakter. Onu ben söylemeyeyim. Seyirci yavaş yavaş keşfetsin ve o keşfetmekten bir tat alsın istiyorum. Çekimler çok keyifli geçiyormuş. Set günleri çok yoğun değil. Çok böyle nasıl diyeyim size. Hazırlıklı gidiyoruz. İçimize sine sine çekiyoruz. O yüzden çok avantajlı ve çok mutluyuz yani. Mutlu hissediyoruz kendimizi. Gayet keyifli geçiyor. Buğra Gülsoy geliyor. Dizinin konusunu ve canlandırdığı karakteri ondan dinleyelim. Bir kadının böyle kendi hayatına sıkışmış bir kadının tekrardan ayağa kalkma hikayesi aslında Bahar dizisi. Bu yolda da ben de cerrah Evren'i oynuyorum. Birbirlerine yardım edip birlikte dönüşeceklerinin hikayesi aynı zamanda. Buğra Gülsoy dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dikkat çekiyor. Ben o kadar şanslıyım ki yine yani çok güzel oyuncularla çalışıyorum. Hepsi öyle. Demet tabii ki inanılmaz eğleniyoruz ve gülüyoruz sette. Hatice Aslan'la birlikteyiz. Dizinin ekranlarda bahar gibi açacağını düşünüyor. Bahar gibi açacağız herhalde. Bahardaki çiçekler gibi açacak, öyle görünüyor. Yani biz heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Peki Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nevra nasıl bir karakter? Nevra karakteri keskin, net kuralları olan, belli görgü kuralları içerisinde ve kendi işte aile yapısına çok bağlı. Onun dışındakilerle ilgili işte kültürel şok yaşayan, çelişkiler yaşayan bir kadın. Ece Mözkaya ile birlikteyiz. Dizinin konusunu bir de ondan dinleyelim. Benim için umutlu bir hikayeyle geliyor. Yani günün sonunda baktığımda, okuduğumda içimde böyle gerçekten çiçekler açtıran bir hikaye geliyor. Umarım bizim için çekmesi, çalışması daha da keyifli hale gelir. Biz de ilk bölümlerin tabii ki şu anda heyecanıylayız. Ece Mözkaya böyle bir oyuncu kadrosuyla çalıştığı için çok mutlu. Çok şanslıyım. Yani her gün her okeylenen birini duyduk. Daha sonra ben de yani ne kadar güzel, ne kadar keyifli, ne kadar dışarıdan seyri bütün ve izlek bir iş bizi bekliyor. Dizinin afiş çekimlerine odaklanıyoruz. Dizinin merak uyandıran afişinin ortaya çıktığı çekimde Demet Evgar'ın bir elinde şok cihazı, bir elinde ütüyle verdiği pozlar dikkat çekti. Ekran için gün sayan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? Önümüzdeki salı akşamı ilk bölümüyle Show TV'de. Sence de bazı şeylerden biraz erken vazgeçmedik mi? Nelerden? Birbirimizden mesela. Yakında, çok yakında bu evlilik yıkılacak.